Merhabalar arkadaşlar, Skyrim'e hoş geldiniz. Skyrim'de gezmediğimiz son yerleri bulup açmaya devam ediyoruz. Önümüzde iki tane daha henüz keşfetmediğimiz işaret var. Birisi Ejderha Mezarı. Burada bir şey olmayacak muhtemelen. Ha, ejderha çıktı. Geçerken uğrayalım dedik ya. Saldırmayacağız. Kampına baskın düzenlemeyeceğiz. Hemen kılıç çekme. Böyle keşfetsek yeter. Buralarda ekstra bir şey olmuyor arkadaşlar. Sadece hepsini öldürüp ganimeti almak. Çok da gerekli bir aktivite değil bence. Ara sıra bir F5 yapalım. Hatta son kayıttan sonra hemen oynamaya devam ettim. Arada bir kayıttan aldım. Bu geyik eğitimli olmadığı için arkadaşlar hemen yoruluyor. Uzun süre hızlı koşamıyoruz. Burayı az keşfetmişken ben çiftliğe geri döneyim. Atımı alayım. Demir atımızı alalım. Cüce atımızı. I've been looking for you. Got Nasıl something yani? I'm supposed to deliver. Your hands only. Oyun bitiyor. Hala not mu Let's see here. gönderiyorsunuz A bana? letter. Not sure who from. He wouldn't say, just that he was a friend of yours. Looks like that's it. Got to go. From friends. Rengi satış faturasını aldık, okumadık. Geyik artık bizim. Ama geyik nereye gidecek? Geyik bizimle buraya geldi mi? Evet gelmiş. Buna da artık burası senin evin diyelim. Sen burada dur. Biz cüce atımıza binelim. Sen hareketlenme bakayım. Yerin burası artık senin. Bu yeni karında unicorn'u da bulduk. Hiç kullanmadık. Cüce atlarken. İhtiyaç duymuyor insan. En son bunu keşfetmiştik, içini temizlememiştik. Bir bakalım. Çıkma ihtimalimiz yok gibi.
Yengeçler basmış herhalde. Hep yengeç sesleri var. Burada bir hazine olmalı. Bir sürü cevher var arkadaşlar. Saldırır bize. Var mı başka? Bu giremediğimiz yer. Okçuluk eğitim kitabı varmış burada arkadaşlar. İskelet var. Yıpranmış kitap var. Başka da bir hazine göremiyorum. Kasa varmış ortada. Özel bir hazine yok gibi. Yengeçler aslında bayağı sağlam vuruyor arkadaşlar. Bu kapıdan çıkarken silahınız elinizde olsun. Üstümüzdeki zırh çok iyi olduğu için bizi hemen öldüremedi ama seriye yeni başlamış olsaydık çok kolay bir şekilde öldürebilirdi orada bizi. Buradan geçmiş miydik zaten? Ayak sesleri var. Artık bitti herhalde. Kinaret mabedi varmış arkadaşlar. Yere devrilmiş. Başka da bir şey yok. Burası da temizlendi mi? Temizlendi. Buradan nereye gitsek? Şimdi buraları açtık. Açmadığımız burada. Mekanlar var. Şu ikisini açalım. Şahin Kalesi'ni ele geçirmiştik herhalde fırtına pelerinken. Daha yakınların çırak taşı daha yakın. Taşı koruyan var mıdır? Yok gibi. Burası yengeçlerin mekanıydı yine galiba arkadaşlar.
kapıyı temizlendi olarak işaretlemek için yengeçleri temizlememiz gerekiyor galiba. Lockpicking, kilit açma eğitim kitabı var. Neredesiniz? Burayı düşük seviyede açtığınızda altın bu kadar olur mu bilmiyorum ama muhtemelen iksir olacak. Ama bu mücevherler olmayacak arkadaşlar. Burasının asıl hazinesi bu eğitim kitabı olmalı. Bir de önünde duran felç zehri. Felç zehri her zaman çıkıyor olması lazım burada. Gitsek şehrin içinde çıkıp şehrin dışının içinde hızlı yolculuk yapıp dışına çıkmaya çalışacağız sanırım. Yeni modlarla duvar örülmüş olması lazım ortalığın etrafına. Bu tarafa gidiyoruz. Hiç muhatap olmayalım. Burada da ejderha var mıdır? Daha yukarı mı çıkmamız gerekiyor? Ejderha yok. Şu kampa gidelim. Avcılarmış. Bir kitap görüyorum sanki. Bir okçuluk eğitim kitabı var arkadaşlar. Yeri Morsal'ın güneybatısı. Kinaret mabedinin biraz yukarısında. Mabed şurada aşağıda olması lazım. I've been hunting and fishing in these parts for years. Yukarıda mıdır, aşağıda mıdır? Buradan giriliyor sanki. Evet. Galiba bu mağaraya ilk defa giriyorum arkadaşlar. Girişi böyle olan bir mağara hatırlamıyorum daha önce. Bir
eğitim kitabı da buradaki cesette varmış arkadaşlar. Haritadan bakacak olursak bu avcı kampının daha batısında. Burası da küçük bir mağaraymış ama içeride 3 tane ayı bekliyordu bizi. Seviyeye göre değişiyor olabilir bu mağaranın içeriği. Düşük seviyede geldiğinizde kurtlarla da karşılaşıyor olabilirsiniz ama ikiden bakmadım. Belki her zaman aynı ayıdır. Karşımızda bir ev gözüküyor. Onu da bir keşfedelim. Burası bayağı ayı kaynıyor arkadaşlar. Ev su kenarında sanki. Evet. Aşağı inebiliriz. Aşağı inince yukarıya çıkması zor oluyor diye yukarılardan gitmeye çalışıyorum ama. Burası mağara mı? Orotime'ı daha önce temizlemişiz. Yengeç evi barakası. Sen necisin? I've been hunting and fishing in these parts for years. It's not like my poaching is hurting anyone. The Jarl can hardly eat every deer now, can he? Bir ejderha kafası görüyorum. Bir de haydutların hazinesi mi? Kampın adına bak. İlk önce ejderhaya çıkmaya çalışalım. Bunda ejderhası yok ortalıkta. Daha önce buralardan geçerken denk gelip kesmiş olabiliriz. Burası kamp mı şimdi? Bu kadar büyük kamp mı olur? Duvar bile dikmişler. Somebody help! Never should have come. Time to finish this! Haydutların hazinesi. Neymiş o hazine? Anahtar şu ya. Şu eldiven mi nedir diye bakmaya çalışıyorum. Burada da bir okçuluk eğitim kitabı varmış. Kara Ok Volume 2, 2. cilt. Bu az önce geçtiğimiz yerlerde de aynıydı galiba. Sandık boş.
Liderin günlüğü. Bu da İngilizceye geri dönmüş arkadaşlar. Merak ediyorsanız durdurup okuyabilirsiniz. Çok da uzun değilmiş. Haydutlar birbirleriyle kapışıyormuş. Onları ayırmaya çalışıyormuş. Hazine bu kadar mıydı? Bu hazine sandığım içeriği her zaman aynıdır diye düşünüyorum. Çünkü bu seviyede bana demir plaka zırh ve 65 altın çıkartıyorsa bu balyoz da aynı olmalı. Düşük seviyede buraya arkadan girebilirsiniz hiç haydutlarla uğraşmadan. Yerine hemen bakalım. Haydutların hazinesi şurada arkadaşlar. Köprü tam olarak nasıl? Şurası Mortal, ıssız kent. Şu nehirde köprünün soluna yapışık ilerlerseniz şu köprüden sonra sola yapışık ilerlerseniz şurada mağara gözüküyor. Hırsızların mağarası. Buradan bu sandığa rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Yalnız buradan yukarıya çıkılmıyor herhalde. Çıkabilir miyiz? Çıktık. Sandık boş ama buradaki diğer eşyaları da rahatlıkla toplayabilirsiniz. Kristal gürs aynı çıkar mı? Ondan emin değilim. Seviyemize göre kristal çıkmış olabilir. Yine buradan çıkıp yolumuza devam edelim diyeceğim ama süreye baktım da bugünlükte bu kadar yeter. Buraya kadar diyelim arkadaşlar. İzlediğiniz, takip ettiğiniz için teşekkürler. Eğer hala abone olmadıysanız abone olmayı, zili aktifleştirmeyi, videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayıp paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.